Bugün inceleyeceğimiz liste VSEPE, yani Vestel Beyaz Eşya. İncelemeye geçmeden önce daha önce de belirttiğim gibi bu tarz teknik analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hemen vakit kaybetmeden incelemeye geçiyorum. Öncelikle hissenin ana trendini belirleyeceğim. Evet, hissemiz ana trendi bu şekilde. Şimdi üst kanalını da çizeceğim. Evet, hissemizin ana trendi bu şekilde. Yani bu trend içerisinde iniş ve çıkışlarla devam etmiş. Ardından Kasım ayı gibi yeniden kendine bir trend oluşturmuş. Hemen ona da bakalım. Tekrar yükselişe geçmiş çünkü. Sanki biraz bir önceki incelediğimiz Goodyear hissesinin görünümünü andırıyor diyebilirim. Evet, yeni bir trend yapmış hisse kendine. Bu trendle giderken bakın hala bu trendin içerisinde yukarıyı zorluyor. Tam gidememiş ama gene buralarda bir kırmızı yakmış. Şu anda desteğimiz 20 günlük ortalamanın da olduğu yer olan 14 lira 20 kuruşlar. Yukarıda direncimiz de 16 lira 33 kuruşlar. Yani 16 lira 33 kuruşun üstünü kırmadığı sürece bu bant içerisinde gidip gelmeye devam edecek. Aşağıda ise şu ana trendimiz görüyorsunuz. 11 lira 85 kuruşlar desteğimiz. Zaten burada da gördüğünüz gibi 100 günlük ortalamamız bulunuyor. Yalnız burada gene bir şeyden bahsetmek istiyorum. Buraya düşerse ama daha öncesinde istediğim ki şunu kırdı. 14 lira ne demiştik? Bu 14 liralara kırdı diyelim. Buradan sonra direkt bu ana trendine dönmez. Şuradaki bakın dipler var. Şu işaretliyim. Şuradaki 1, 2, hatta şuradaki dip bile sayılır. Ve ortalamayla birlikte 50 günlük ortalamaya önce buraya test edecek. Bu dipler tutup tutmayacağını test edecek. O dipler tutmazsa buradaki ana trende değebilir. Ana trende değerse de, hatta zaten ana trende şu dipler tutmazsa büyük ihtimal değer. Çünkü şurada boşluk var. Bu boşluğu kapatmaya gelir. Bu boşlukta ana trendde, yani 100 günlük ortalamanın olduğu yere denk geliyor. O yüzden şuradaki destek kırıldıktan sonra bu dipler ve şu 50 günlük ortalama, bunlar da tutmazsa 100 günlük ortalama ve ana trend desteğini hedef alacağız. Başka ne diyebiliriz bakalım. Bir de geri çekilmelerine bakalım. Hissenin şuradan itibaren, yani bakıyorum, Temmuz, 28 Temmuz'dan beri bir yükselişi var. Bakın 0.23 geri alım noktasına gelmemiş. Çünkü neden? Burada hem desteği var hem de 20 günlük ortalama tutmuş. Ama bu gelmeyeceği anlamına gelmez. Şunları sileceğim. Göstermek istediğim, bahsetmek istediğim başka konu da var. Bakın şuradaki boşluktan bahsetmiştim. Boşluk kapandığı ve desteğin olduğu yer bakın nereye geliyor? Hemen hemen 0.61'lere geliyor. 0.61 geri alım noktasının civarlarına geliyor. Yani o da 100 günlük ortalamaya geliyor. Buraya iğne atıp buradan geri dönebilir. Yani şuradaki dipler tutmadığında buradaki 0.61'e kadar, yani 11.75 buralara kadar, pardon 11.75 yanıltmayayım. Yani 11.85'lere kadar gelme, hatta şuraya iğne atma, 11.40'lara, yani 11 liraları hedefte tutabiliriz. Daha ileri gider mi? Ona zaten birazdan dolar grafiğinde bakacağız. Daha net gözükecek nereye gittiği. Zaten bu hisse gördüğünüz gibi hep bir yükseliş trendine girmiş. Hatta şunların hepsini sileceğim. Pandemiden önce bakın ne kadar yataymış. Şurada pandemiden itibaren hisse yükselmiş. Ve yükseliş de ne şekilde? Şöyle göstereceğim. Hisse önce buraya gelmiş. Buradan yukarı gitmiş. Şuradaki şeyden sonra tekrar yukarı. Yani muhtemelen bu hisse buradan gittikten sonra düşüş yaşasa bile tekrar yukarı gidecek. Yani habire yükselen bir trendi var. Bu aslında hisse için güzel. Yani az önce de bahsetmiştim mesela. Ana trendinden. Ana trendine buradaki kanalda gider. Şuradaki kanalda gider gider. Diyorum. Burada düşer çıkar. Şurada kendine, şuradaki diplerin olduğu yerde, yani şurada kendine
yeni bir yere denir. Buradaki dipleri her zaman isterse burada yoklar, isterse daha sonra yükselir yükselir daha sonra denemek ister. Buradaki dipleri yoklamak isteyebilir her zaman. Bilginiz olsun. Bunu dikkate alarak göz önünde bulundurun. Şimdi dolar bazlı grafiğine bakalım. O bize ne anlatacak? Aylıktan bakacağım. Evet, güzel bir grafik. İlk gözümüze çarpan ne var? Çanak. Ve burada da bir kulbu tamamlama niyetinde. Kulp yapıyor. Bunları katlar mı bilemeyiz. Bir de şurada ne gözüküyor? Sol omuz, baş, sağ omuz. Bundan dolayı bu çanağa katlama olasılığı daha yüksek. Hatta önce kulbu mu katlar yoksa çanağı mı onu bilemem. Onlara da bakacağız. Ama önce şöyle senin bir dolar bazlı trendine bakmaya çalışacağım. Bir dakika. Evet. Şimdi hisse şu kanaldaymış. Aşağıda bakın ortalamaların da tuttuğu destek var. Yani 50 sentler. Evet, el şöyle evet. 50 sentler desteğiymiş. Yukarıda da 72 sentler dirençmiş. Şu anda bu direncin üstündeki kanala atmış kendini. Burada kendine yer edinmeye çalışıyor. Bu aşağı kırılmaz diye bir kural yok. Artık dirençmiş önceden 72. Sen şimdi destek olmuş. O yüzden buranın üzerinde kalması gerekiyor ki yukarıya devam edebilsin. Şimdi yukarıda nereye gidebilir ona bakalım. Burada dedik 72'si var. Burada da yaklaşık 1 dolar 8 sent. Yani 1 8 1 dolar 10 sent. 1.10 sent dolar diyebiliriz buna yukarıdaki direnci. Tabi buraya hemen gitmeyebilir. Çünkü biliyorsunuz burada da bir çanak tamamlama çanağı yani şöyle söyleyeyim. Şurada bir çanak tamamlama olayı var. Şu 1 lira 1.10'a gitmeden önce şuralardan bir muhtemelen 0.95'lerden bir satış gelebilir. Yani hemen direkt buradan çıkacak, burada oyalanacak çıkacak değil. Buradan da satışıp tekrar bu alt aşağıdaki bu trendin desteğini test edebilir. Test ettikten sonra gidebilir. Şimdi dolar bazlı da bunlar gözüküyor seviyeleri. Hemen ileriye dönük bakalım. Bakın şurada dip. Hatta hiç şeyle uğraşmadan direkt kulbu katlamaya uğraşmadan şurada çanağı katlayacağım. Sürekli yükselen bir trend olduğu için bu hisse de güzel. Yani uzun süre, uzun vadede beklenirse güzel yerlere gidecek bir hisse. Bakın 1.71. 1.71'lere gidiyor. Yani şu anda zaten hisse 0.81. Birebir katıyor. Yani iki katı yapıyor. Yani birebir kazanç. Ama yani bugünden yarın olmayacağı için bunu da dikkate almak lazım. Belki 2 sene, 3 sene, belki 5 sene sürecek. 5 senede bu kadar bir kazanç bazılarına az gelebilir. Ama dolar bazlı nerede olursa olsun, hangi enstrümanda olursa olsun, ne kadar sürede olursa olsun birebir kazanım gerçekten iyi bir tutar. Buradan sonra kendine tekrar bir direnç görüp aşağı gidecektir muhtemelen. Yani kendine yeni bir trend oluşturmuş olur. Hisseyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.